Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bundan bir önceki videoda sizlere DGS kaynak tavsiyesi videosu çekeceğim için söz verdiğimden dolayı şimdi bu videoyu çekmek istedim. İlk başta bu videoyla DGS adına başlayalım istedim. Ben DGS kaynaklarımı geçmeden önce bir dipnot söylemek istiyorum. Ben DGS kitabı almadım çünkü benim elimde çok fazla YKS'den kalan kitaplar vardı. Ben onlarla ilerledim daha çok. Ama sizlere de tavsiye edebileceğim birkaç tane DGS yayınlarımda var tabii ki. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Burada sizlere bir şey söylemek istiyorum. Bizim bir Instagram hesabımız var. Buraya yazarım. Orada koçluk hizmeti veriyorlar. İlk arkadaşım hemşire. Ben DGS'yi kazandım. İki tane daha diş hekimi ve tıp kazanan arkadaşımız var. O yüzden 4 kişilik bir ekip olarak sizlere online koçluk eğitimi veriyoruz. Tabii ki online koçluğunuz olarak sadece erkek arkadaşım çalışıyor. Fakat program hazırlarken biz dördümüz oturup program hazırlıyoruz. Daha çok onlar YKS tayfaya hazırlıyor. Ben ise DGS tayfaya programlar hazırlıyorum. O yüzden eğer siz de program hazırlayamıyorsanız ve kendi başınıza çalışamıyorsanız, birilerinin yönlendirmesine siz ihtiyaç duyuyorsanız o sayfamıza mesaj atabilirsiniz. Şimdi hemen kaynaklara geçelim. İlk olarak Pegem Akademi'nin paragraf kitabını önermek istiyorum. Bu ezber bozan KPSS, ALES, DGS içinde uygun olan kitabı sizlere önermek istiyorum. Bu kitap biraz orta zor seviye. O yüzden bundan önce 2-3 kaynak bitirmeniz gerekiyor bence. Ama ÖSYM'ye en yakın olan kitap olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bütün şıkları çelişki dolu. Aynı ÖSYM'ninki gibi. Yani ÖSYM'de ne kadar net çıkardıysam aynı bunda da o şekilde oluyor. O yüzden sizi tam anlamıyla sınava hazırlayacak olan bir paragraf kitabı olduğunu düşünüyorum. Sözelcilere tavsiyem bu kitaptır. Bu kitabı almadan, çözmeden sınava girmenizi istemem açıkçası. Sadece şuradaki spirallerini soruyorsunuz. Büşra, nereden aldın biz bu şekilde olanı bulamıyoruz diye. Ben bunu kendim kırtasiyeye gidip kendim taktırttım. Çünkü bakın bayağı bir kalın kitap. Çözerken sıkıntı yaratıyordu bana. Ben de gittim kırtasiyeye, dedim ki spiral takar mısın? Tabımı kestiler. Spiralimi taktılar. Belirli bir ücret ödüyorsunuz. Çok fazla bir şey değil. 5-6 lira ödüyorsunuz. Sonra kitabınızı geri alıyorsunuz. Bu şekilde spiralli şekilde satılmıyor. Onu da size söylemek istiyorum. Çünkü çok bu şekilde arayan varmış, bulamayan varmış. Bunu da böyle dipnot olarak geçmek istedim. Diğer bir kitap olarak size önermek istedim. Bu Altın Karma'nın konu konu çıkmış sorularını önereceğim. Bu kitap aslında şöyle söyleyeyim. Almanız gereken bir kitap değil. TRT matematik adına söylüyorum. Ama bunun paragraf ve problemler kitabını mutlaka alın, çözün. Bunlar bende vardı fakat onları bitirdiğim için ve videolarda kullandıktan sonra artık bu videoyu çekeceğim hiç aklıma gelmemişti. Ve geri dönüşüme atmak. Evi de boşaltmak istiyorum. Bu odayı değiştireceğim çünkü oda turu yapacağım sizlere. Arkayı falan dekorasyon alışveriş yapıyorum şu an. Burada arkada görüyorsunuz. Bir sürü alışveriş poşeti var ve bizi bekliyorlar. Odayı düzenleyeceğiz birlikte. Onun videosu da gelecek. O yüzden beni abone olup takip etmeyi unutmayın. Bu arkayı, şuradaki karşımdaki duvarı da çok güzel bir dekorasyon eşyalarıyla süsleyip püsleyeceğiz. Ve o yüzden eşyalarımı boşaltmak istedim açıkçası. Ben size matematik olarak bu kitabı önermesem de ama bunu paragraf ve problemlerini şiddetle sizlere önerebilirim. Onlar 1988'den itibaren çıkmış, herhalde bütün sorular var diyebiliyorum içerisinde. O yüzden mutlaka alıp çözmeniz gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kendinizi her türlü sınav sistemine alıştırın derim. Yeni nesile de alıştırın, eski nesile de alıştırın. Çünkü ben mesela DGS çalışırken yeni nesil sorularda çözüyordum açıkçası. Bu kitaptan açıp matematikte çalıştım. Yeni nesil sorulara da baktım. Yani çözmeden geçmiyorum. Çünkü ne olur ne olmaz. Belki yeni nesil sorular gelebilirdi. Hiç belli olmaz. O yüzden mutlaka siz de kendinizi alıştırın derim şimdiden. Bir sonraki önerime geçecek olursak iki tane sizlere deneme önermek istiyorum. Aslında ben bu tarz şeyleri fotokopi olarak çıkartmıştım. Ve bu şekilde bir ürün dosyama koymuştum. Hepsini bu ürün dosyamda taşıyordum. Birçoğunu çözüp yine dediğim gibi geri dönüşüme attım. Birkaç tanesi beni bekliyor. Onları sizlere tavsiye videosunda çekeceğim. Hani
nasıl çalıştığımı anlattığım videomda onları göstereceğim için onları ayırdım. Farklı bir dosyanın içerisinde duruyorlar. Size sadece şunu söylemek istiyorum. İki tane deneme önerisinde bulunacağım. Bu iki tane denemede biri 7 iklim, diğeri de uzman kariyer. Bu iki yayın kolay iki yayın. O yüzden bunu şimdiden alıp çözmenizi istediğim iki yayın. Bu DGS'ye yeni başlayacaklar için önerdiğim iki yayın. Eğer ki mezuna yani şöyle DGS'ye bir kere girdiniz, kazanamadınız, yine hazırlanıyorsanız bu iki yayını almanızı önermiyorum kesinlikle. Bu iki yayına başlamayın. Ama şöyle bir şey, temeliniz yoksa alabilirsiniz. Kolay seviyeyle başlamanızı öneririm. Ama seviyeniz belirli bir yere gelmiş, orta ve zor seviyedeyseniz bu denemelerle başlamanıza ve vakit kaybetmenize hiç gerek yok. Ben sadece şu an haftada bir tane deneme çözmenizi istiyorum ve bu denemelerden birileri 7 iklim, diğeri de uzman kariyer olmasını isterim açıkçası. Çünkü bu iki yayın sizleri hem motive edecektir hem de şu anki seviyenizi daha rahat görebileceksiniz. Ona göre bir analiz yapabilirsiniz. Matematikte neleri yanlış yaptınız, kolay olmasına rağmen neler yanlıştı, onları falan not alacaksınız ve onları yoğunlaşacaksınız. Sonra orta seviyeli denemeler önerisi de gelecek. Ama şimdi önceliğim bu iki yayını sizlere önermekti. 7 iklim ve uzman kariyer olarak alabilirsiniz. Bu kariyer mesleğin iki tane kitabı var elinde. Bunların sözel mantıkları da vardı ama ben almadım. Bunlar bendeki sayısal mantık. Biri yeni nesil, birisi de quiz tarzında. Biri 5 tane deneme varmış ve içerisinde her birinin 60 soru var. Diğerinin ise 9 tane deneme var ve her birinin içerisinde 20 sorudan oluşan denemeler varmış. Bunlar çok uygun fiyatlı oldukları için ve şu an fiyatlarını bilmiyorum gerçi ama ben bunları tanesi 7-8 liraya almıştım. Şu an ne kadar hiçbir fikrim yok. O yüzden sizlere önermek istedim. Deneme sınavları gibi ama böyle sözel mantık falan bitirmişseniz şu an alıp bunları da çözebilirsiniz. Bütün kitaplarımı bu şekilde kopartıp çözdüğüm için gerçekten böyle her şey test olarak, yani şöyle ürün dosyası yapmıştım. Her şeyi buna koyuyordum. Nasıl çalıştığım videoda anlatacağım daha detaylı. Ödevlendirme şeklinde çalışıyordum. Ve hep böyle kağıtlar var önümde şu an. Sınavdan önce çözülmesi gereken 818 soru diye bir kitap var. Bu Tasarı Akademi Yayınları'nın kitabıydı. Konularınız bitirdiyseniz ve şu an başlıyorsanız yeniden bu kitabı almanızı öneririm. Çünkü içerisinde böyle karışık bir sürü soru var. Ve 818 sorudan oluşuyor. Bütün konulardan karışık olarak testler var. Hani tekrar amaçlı çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir kitap. O yüzden şiddetle bunu da tavsiye ediyorum. Bu Data Yayınları'nın Hızlı DGS diye bir kitabı vardı. Vaktim yok, zamanım az diyenler içindi bu kitap. Ben böyle Haziran ayında tekrar seri bir şekilde çalışmalara başlayınca bunu açıkçası almıştım. Böyle komple bir tekrar yapma amaçlı. Çok güzel bu formülleri gösteriyor. Böyle bir iki tane mesela konudan bir iki tane soru örnek vermiş. Onları göstermiş nasıl çözeceğinizi ve geçmiş. Ya da sözel mantıklı falan tablo oluşturmayı anlatmış. O yüzden bunu da bir bakabilirsiniz. Eğer tam çok bunu şiddetle önermiyorum. Da bir bakabilirsiniz. Eğer tekrar yapmak istiyorsanız, konularınız bitmişse, yani bakabilirsiniz ihtiyacınız varsa, ama öyle aman aman çok iyi, çok güzel falan diyemeyeceğim. Çok çok da iyi bir şey değil yani. Bir de Tasarım Akademi'nin soru bankasını almıştım. Sözel hem sayısal o iki kitabı almıştım. Hemen size göstereceğim. Ben şunu almıştım. DGS çözümlü soru bankası Tasarı Akademi'nin, şöyle bir parlaklığı da arttırayım. Şu kitabı almıştım. Bunu bitirdim. O yüzden elimde bulamadığım için gösteriyorum. Bendeki dediğim gibi şuydu. Bir şeyi de göstereyim size. Tasarı Akademi'nin 218 soru demiştim ya. Bunu aldım. Sayısal yetenek 818 soru. Sınavdan önce çözülmesi gereken. TET, DGS, ALES, KPSS, MSÜ içinde çözülebilirmiş. Sınavdan önce de çözdüm. Gayet güzel bir kitap. Hani dediğim gibi o, yani bütün konuların soruları var içerisinde. Karışık kuruşuk. Çözebiliyorsunuz ve çok güzel bir tekrar amaçlı, çok güzel oluyor. Tavsiye edebilirim onu da. Diğer önerilerime geçecek olursam. Bu Tasarı Akademi'nin sözel yetenek olanını da çıkartmışım. Ben genelde tasarı üstünden gittim. Çünkü tasarı çok öneriliyordu. DGS adına güzel kaynakları var deniliyordu. İntibağın da kitapları çok güzel. Onu da tavsiye edebilirim. Mesela şu kitabı bir tane arkadaşım matematiğe yeni başlayacak olanlar için önermişti. Yalnız ALES almıştı o.
hemşirelik kazandı bu arada, o da DGS ile. O benim arkadaşımdı. Bayağı konuştum, onunla da irtibat halindeydim. Onun tavsiyeleri üzerine onu da size önermek istiyorum. Arkadaşımın önerdiği kitap bu. 657 yayınlarının ALES kitabıydı. Bunu DGS Tayfa'ya öneriyordu. Çünkü diyordu ki DGS'de pek daha bu kitap inceymiş ama ALES'de daha iyi. 10 lira fark var galiba, en fazla o şekildedir ve çok daha iyi dedi. Temelini ve matematikte galiba 38'e 2 yaptı o. O yüzden bunu öneriyordu. Ben de sizlere onu önermek istedim. Eğer matematiğe şimdi başlayacak olanlar varsa, bu hem çözümlü. Tabi bayağı incelemiştim fakat alma nasip olmadı. Zaten o kadar vaktim de yoktu açıkçası. Çünkü ben Haziran ayında karar verdim tam anlamıyla çalışmaya. Bir daha kitaba boğmak istemedim bu seferken. Elimdekilerle yetindim. İhtiyacım da pek kalmadı zaten. Bir sonraki PEGEM'in bu DGS yaprak testi. Bunu da böyle çok önerir miyim bilmiyorum açıkçası. Çünkü ne çözümleri var, ne ya sadece altında soru cevapları var. Bu güzel bir şey değil bence. Ben bunları mesela evde çalışan bir DGS tayfadan olarak çözemedim. Kime çözdürecektim? Şu sorularımı boş bırakıyordum. Çözdüreceğim kimse olmuyordu. O yüzden pek hevesim kalmamıştı bunu çözmeye. O yüzden PEGEM bu DGS yaprak testini pek önermiyorum. Çünkü çözümlü değil. Bana kalırsa full çözümlü kitaplara yönelin. Birazcık daha galiba pahalı oluyor ve kalın oldukları için. Ama yapacak bir şey yok. Evde çalışıyorsanız, kimseye soramıyorsanız bence en iyisi çözümlü kaynaklara yönelmek. Bir sonraki tabii ki round'um bu matematik kitaplarını kullandım. Tabii DGS tayfa için önermiyorum. Çünkü şöyle bütün set size geliyor. Yani sadece matematik satılsaydı derdim ki DGS tayfada alabilir. Ama DGS matematiğin yanında fen kitapları geliyor ya da tarih geliyor, coğrafya geliyor. O yüzden imkanınız varsa alın. Kullandım ama işte benim imkanım vardı. Sizler eğer ki imkanınız varsa alabilirsiniz ama bir ders içinde almanızı pek önermiyorum. Alırsanız da yine indirim kodumu bırakırım. 250 TL indirimle de satın alabilirsiniz. Benim kaynak tavsiyem şimdilik bu kadardı. 657 yayınlarının ALES kitabını öneriyorum. Sıra Akademi. En DGS adına kapsamlı ve güzel olan yayınlardan biri de Tasarı Akademi yayınları. Bir sonraki de tabii ki İntibak. İkisi çok güzel yayınlar. İntibak ve Tasarı olarak ikisini de gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Bu datayı pek dediğim gibi önermekle önermemek arasındayım. Tekrar için alabilirsiniz. Deneme olarak da 7 iklim ve uzman kariyeri tavsiye ediyorum. İlk başta DGS'ye başlayanlar için. Evet, bu şekildeydi videom. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ve bunun gibi daha fazla video için beğenip bu kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bu arada Instagram'dan da takip etmiyorsanız Instagram sayfamı da sürekli yazdım aşağılara. Takip etmeyi unutmayın. Oradan da paylaşımlar gelecek tabii ki. Şey merak ediyorsanız aşağı yorum olarak yazın. Hepsine tek tek dönüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.